Herkese Teknoloji Oku'dan selamlar. Ben Ünsal Sarıtoprak. Bu videomuzda ise Honor Play'in oyun deneyimine göz atacağız. Bu deneyimlerimizi size aktarırken bir yandan da PUBG'nin geçtiğimiz günlerde yeni güncellemeyle beraber sunduğu kış haritasını oynayacağız. İsterseniz yavaş yavaş videomuza geçelim. Bir yandan PUBG'nin yeni kış haritasını deneyimlerken bir yandan da ben sizlere telefon hakkında gerekli bilgilendirmeleri ve oyun deneyimlerimi aktarayım. Evet arkadaşlar, şu anda Honor Play elimizde. İsterseniz buradan hemen PUBG'ye girelim. O sırada ben telefon hakkında bazı bilgileri size aktarayım. Oyunumuz açılıyor. PUBG Corporation. Evet, yüklenme ekranımız da geldi. Bildiğiniz gibi oyuncular için özel olaraktan geliştirilen telefonda oyun içi performans artıran GPU Turbo modu var. Gerçek zamanlı görüntü ve ses tanıma teknolojisi olarak da SmartShark 4D. Hissin 3D ses özelliği ise oyuncular için ultra geniş 3D ses desteği ve gaming suite gibi özellikleri telefonun içerisinde barındırıyor. Evet, oyunumuza girdik. Bu arada ben hemen ayarlar kısmından size şöyle grafikleri göstereyim. HDR desteğimiz açık, kare hızımız aşırı yüksekte, stilimizi gerçekçi yapmayı seçtim. Düzgünleştirme de etkinleştirilmiş durumda. Kısacası full, şu anda tüm ayarları full, biraz parlaklığı açalım. Haritalar kısmından kış haritasını seçtim. Weekend'i hala beta aşamasında haritamız, karakterimiz de bu şekilde. Hemen şöyle başla diyelim, o bizi eşleştirsin. Şöyle bir girelim oyuna bakalım. Nasıl olmuş haritası? Bu arada telefonun ekranı tam böyle oyuncuların beğeneceği bir şekilde bizlerin karşısına çıkıyor. 6.3 inç büyüklüğünde bir ekran var. 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 256 GB'a kadar da destek sunan micro SD bellek yuvamız standart olaraktan bizleri bekliyor. Telefonun Türkiye çıkış fiyatı 2799 TL idi. Ancak yılbaşı indirimiyle beraber telefonun şu anki fiyatı 2199. Evet. Bazı arkadaşlarımız şu an oyunda konuşuyor. Ne diyorlar anlamıyorum ama. Evet. 10 saniye sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Bu arada telefonun toplamda iki farklı renk seçeneği var. Biri mavi, bir de şu anda elimizde gördüğünüz siyah modeli. Oldukça hoş. Mavisi de oldukça hoş. Fakat benim tercihim siyah olurdu tabii ki. Evet. Nereye iniş yapalım? Şöyle bir bakalım haritaya. Uçağımız yukarıdan geliyor. Evet, atlama onayı çıktı. Evet, atlıyorum. Atladık. Buradan aşağıya doğru bir gidelim. Oyun performansı olaraktan Honor Play oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Şu anda da sizin gördüğünüz gibi herhangi bir kasılma, FPS düşüşü gibi bir sorunumuz yok. Oyunun grafikleri en yüksekte. İşlemci olaraktan Huawei'nin Kirin 970 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci ek olaraktan P20 Pro'da da kullanılıyor.
Bir önceki neslin işlemcisi ama en yükseğiydi. Mate 20 Pro'nun çıkmasıyla beraber 980'e geçiş yaptılar. Evet. Şimdi indik. Hemen şurada bir ev var. O eve doğru bir gidelim bakalım. Silah almamız gerekiyor yoksa bizi öldürecekler. Evet, umarım orada başka biri yoktur. İlerleyelim. Şurada bir silah var herhalde. Yok, kask var. Şu silah herhalde. Yine silah yok. O da güzel. Yukarıya bir bakalım. Ya artık bu da silah olsun. Aynen. Bir tane Uzi bulduk. Bir tane de... Yine Uzi bulduk. Evet. Bir tane taramalı alalım. Performans olarak oyun akıyor diyebilirim yani. Herhangi bir takılması, herhangi bir problemi yok. Konuda Play oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle 2199 TL'lik bir telefon için mükemmel bir deneyim sunuyor. Ha, ateş açtılar. Ha, gördüm seni. Şimdi indirebilir miyim? Ölecek miyim? Ölecek miyiz yoksa bakalım. Nereye kaçtı o? Bu heyecanlı anda acı çektirerek şöyle. Evet, arkadaşı aldık. Öyle pek ama aha. Ama kaçıyor. Vurduk. Evet, bunda güzel malzemeler varmış. Bu arada kış haritası bana pek bir farklılık sunmadı, onu da söyleyeyim. Yani normal haritanın kar efekti verilmiş hali gibi bir durum söz konusu. Öyle size aman aman bir farklılık sunmuyor. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Bu arada telefon batarya konusunda da oldukça başarılı. Ağır kullanımlarda 1,5 güne kadar sizi idare edebiliyor. Bu önemli bir nokta. Zira bir oyuncu telefonunun zaten çabuk şarjının bitmesi pek iyiye hoş bir işaret değil. O yüzden Anır bu konuda da bizi üzmüyor. Gayet yeterli bir seviye, 1,5 gün. Anır Play kamera konusunda da başarılı. Geçtiğimiz günlerde Teknoloji Oku'da bir galeri paylaştım Anır Play ile alakalı olarak da. Direkt olarak bu telefonla çektiğim görüntüleri sizlere aktardım. Oldukça kaliteli. Özellikle gece çekimleri de şuradan bize bir ateş açıyorlar. Evet. Arkadaşı indirdik. Nerede kalmıştık? Kamerada kalmıştık. Özellikle gece modunda da oldukça başarılı Anır Play. O galeriye de açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Oraya linkini koyacağız. Toplamda 3 kamerayla geliyor Honor Play derken bir rahat bırakmıyorlar bizi tabii ki. Ah, mermi bitmiş. Yok, bitmemiş. Evet. Bunu da böyle aldık. Şunun çantasını bir kontrol edelim. Ha, pek bir şey yok. Bir sunucu arkadaşım. Nerede kalmıştık? Kamerada kalmıştık. Toplamda 3 adet kamerası bulunuyor Honor Play'in. 2 arkada, bir tane de önde. Yapay zeka destekli kameraları yapay zeka destekli. Arkadaki kameranın birisi 16 megapiksel, diğeri ise 2 megapiksel. 2.2 de diyafram özelliği var. 220 kategoride toplamda 500'den fazla senaryoyu gerçek zamanlı tanıyabilme özelliği de bizlere sunuyor Honor Play. O yüzden kamerası da dama atılacak cinsten değil. Onu da belirteyim. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir kamerası var. Yani selfie çekmeyi seven insanlar için de oldukça uygun fiyatlı bir telefon. Tercih edilebilir bir telefon.
Honor Play çok fonksiyonlu olarak da kullanılabilir. Tekrardan belirttim. Honor Play'in Türkiye fiyatı şu anda 2199 TL. Normalinde 2799 TL'ye çıkmıştı. Fakat yılbaşına özel olarak da fiyatı 2199'a kadar düşürüldü. Kaçırılmayacak bir fiyat diyebilirim sizlere. Yani genel olarak oyun deneyimimiz bu şekilde. Oldukça akıcı bir şekilde PUBG'yi oynayabiliyoruz. Kış haritası için pek iyi yorumlar yapabileceğim söylenemez fakat farklılık iyidir. Sürekli olaraktan PUBG Mobile oynayan oyuncular mutlaka zaten farklı farklı haritaları deniyorlardır. Yapımcı ekip de zaten sürekli güncellemelerle oynayacağını tutmaya çalışıyor. Her ne kadar Fortnite karşısında oyuncu kaybedilse de oyun bir şekilde ayakta durmayı başarıyor. Evet, genel olaraktan Honor Play'in bizlere sunduğu özellik bu şekilde. Açıkçası özellikle yılbaşı indirimiyle beraber telefon kaçırılmayacak cinsten bir telefon kesinlikle. Oyun performansını size en iyi şekilde sunuyor Honor Play. Fiyatı desek zaten 2199 TL, Kirin 970 inç işlemciyle beraber geliyor telefon. Özellikle oyuncu telefonu isteyen, çok fazla oyunu oynayan, ancak yeterli bütçesi bulunmayan insanlar için kaçırılmayacak bir fırsat Honor Play. O yüzden mutlaka değerlendirin. Alın, aldırın. Buna ek olaraktan kamerası da o kadar kötü değil. Teknolojioku.com üzerinden geçtiğimiz günlerde ben Honor Play ile çektiğim bazı fotoğrafları siteye aktardım. O fotoğraflara da açıklama kısmına ulaşabilirsiniz link üzerinden. Telefon böyle. Güzel bir telefon. Özellikle ben bir oyuncu olaraktan telefondan fazlasıyla memnun kaldım. Mutlaka herkesin deneyimlemesi gereken bir telefon. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmına aktarabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.